Azabı Aşk 16. Bölüm Korku Filmi. Akşam ile eve geldikten sonra anneme selam verip aceleyle odama çıktık. Telaşla çalışma masama oturan Aksen, önüne aldığı boş kağıtlara Arapça bir şeyler yazdı ve odamın duvarlarına astı. Ne yaptığını sorduğumda beni karşısına alarak teker teker her şeyi anlattı. Sonrasında bu konuyu açmamak üzere kapattık. Konu derslerden açılınca Aksen biraz düşünceli gibiydi. Bana bir şey söylemek istiyor da söyleyemiyormuş gibi bir hali vardı. Üzerimi değiştirdikten sonra yatağıma uzandım ve başımı dizlerine koydum. Aksen ne oldu canım? Nedir bu halin? Aksen sıkıntılı bir nefes aldıktan sonra konuşmaya başladı. Eftelya, bak biliyorum yaşadıkların kolay değil. Ama 2 hafta sonra sınavlar başlayacak ve sen uzun zamandır okulda yoksun. Ben hocalara durumu anlattım ama artık okula gelmen gerekiyormuş. Okul idaresiyle başları derde girebilirmiş. Bir yandan da o ev yalnız kalmasın. Bir yandan da o evde yalnız kalamazsın. Bunu da biliyorum. İstersen yanına gelirim bir süre. Tamam canım, annemlerle şimdi konuşurum bu konuyu. Hem haklısın da artık okula dönmem lazım. Dersleri iyice aksattım. Sınıfta kalmak isteyeceğim son şey bile değil. Hele ki son sınıftayken. Ev konusuna gelirsek biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Yani tek kalabilirim. Hem ne olursa olsun güçlü olmam gerekiyor. Ben şimdi annemlerle konuşayım. Sen de valizlerimi çıkar, olur mu? Valizler dolabımın en üst rafında. Tamam canım, nasıl istersen. Yataktan kalkıp üzerime çeki düzen verdim ve annemlerin yanına aşağı salona indim. Emre etraflarda yoktu. Muhtemelen odasına çekilmişti. Annem ve babam da salonda televizyonda dizi izliyorlardı. Babamın karşısındaki tekli koltuğa oturup boğazımı temizledim. Annem elindeki meyve tabağını bırakıp bana döndü. Babam ise kumandayla televizyonu kapatmıştı. Benim bu hareketimi çok iyi biliyorlardı. Ben ne zaman önemli bir konu konuşmak istesem böyle yapardım. Anne, baba, biraz önce Aksen'le konuştum. Hocalar artık okula dönmemi istiyorlar. Malum sınavlar da başlayacak. Buradan okula gitmek çok zor oluyor. Ben yarın öğrenci evime dönmek istiyorum. Biliyorum endişelisiniz. O evde yaşadıklarımdan sonra ama söz veriyorum hafta sonları yanınıza geleceğim. Her zaman aradığımızda bana ulaşacaksınız. Annem ve babam kararsız gözlerle bana bakıyorken ben de gizli takvim olan karşı konulmaz yavru kedi bakışlarımı atıyordum. Babam sıkıntılı bir ses tonu ile konuşmaya başladı. Tamam kızım, ama dediklerine uymazsan evde hemen ayrılacaksın. Sevinçle yerimden sıçrayıp ilk önce anneme, daha sonra da babama sarıldım. Odama koşup sabırsızca beni bekleyen bir tanecik dostum Aksen'e müjdeyi verdim. Odamdaki eşyalarımı toplamaya başladık. 1 saat sonra eşyalarımın hepsini valizlere yerleştirmiş, odamın orta büyüklükteki şirin mi şirin balkonunda kahve çikolata keyfi yapıyorduk. Tabii olmazsa olmaz kız muhabbetini de unutmamak gerek değil mi? Eftelya, anlat bakalım, Anıl ile nasıl gidiyor? İlk önce Antep fıstıklı ve bitterli damak çikolatamdan bir parça ağzıma atıp ardından şekersiz, sütsüz kahvemden bir yudum içtim ve arkama yaslandım. Daha dün bir, bugün 2 Aksen. Nasıl olabilir? Eftelya, çok odunsun biliyorsun değil mi? Odun değilim canım. Sadece bazı kızlar gibi sevgililiğin suyunu çıkarmıyorum, o kadar. O ne öyle her saniye konuşmalar falan? Sevmem ben öyle şeyleri. Tamam, sevgililik güzel şey. Ama ben de bir insanım sonuçta. Özel zamanlarım olmalı. Hem erkekler şımartılmaya gelmiyor. Baştan ipi sıkı tutacaksın. Aşk doktoru Eftelya konuştu yine. Aksen'in bu sözü üzerine kahkahalarla gülerken telefonumun çalmasıyla gülmemi zor da olsa durdurup aramayı yanıtladım. Sevgilim, hayrola, kahkahalarınız bizim evden bile duyuluyor. Keyfin yerinde bakıyorum. Evet canım, Aksen geldi, onunla birlikte eşyalarımızı toparladık. Balkonda keyif kahvesi içiyoruz. Neden eşyalarını topladın canım? Nereye gidiyorsun? Anıl'ın sorgu dolu sesi beni baskı altında bıraksa da kendimden taviz vermeyerek açıklamamı yapmaya başladım. Biliyorsun, okulum buraya uzak ve normalde tek başıma okuluma çok yakın olan evimde kalıyorum. Artık evime geri dönmem gerekiyor. Sınavlarım yaklaşıyor. Sıkı bir ders programıyla derslerime çalışmam gerek.
Eftelya, keşke bana önceden haber verip sorsaydın. Kaşlarım çatarak oturduğum yerde dikleştim. Neyi soracaktım anlayamamıştım. Pardon Anıl ama bir şey anlamadım. Ben neyi sana soracağım? Tabii ki de evde tek kalıp kalmayacağını. Hayat. Anıl, ben anneme ve babama sordum. Onlar da izin verdiler. Ben senin kölen değil, sevgilinim. Bana ona göre davran. Annem babam izin verdiyse sana sadece kararıma saygı duymak düşer. Umarım bu dediklerimi anlamışsındır. Telefonu Anıl'ın yüzüne kapatıp önümdeki çikolata tabağını elime aldım ve sinirle birer ikişer ağzıma atmaya başladım. Gözlerim dolu dolu olmuştu. Aksen konuşmamıza şahit olduğu için konuyu anlamıştı. Kollarıyla beni sarmalayıp akıttığım gözyaşlarımın omzuna düşmesine izin verdi. Ne kadar geçti bilmiyorum ama duyduğum sesle başımı o yöne doğru çevirdim. Anıl kanter içinde kalmış halde yerden kalkıyordu. Gözlerim şaşkınlıkla açılırken Aksen gülümseyerek benden ayrıldı ve odanın içine girip kapıyı üzerime kilitledi. Bense inanamaz gözlerle Anıl'a bakıyordum. Yanıma gelip kolumdan tutunca telaşla ayağa fırlayıp onu iteklemeye başladım. Senin ne işin var burada? Ya annemler görseydi? Aman Allah'ım, rezil olurdum Anıl. Allah seni kahretmesin. Git hadi buradan çabuk. Anıl beni aniden kucağına alınca mahalleyi ayağa kaldırabilecek bir çığlık atmak üzereydim ki son anda kendime hakim oldum. Yakalanma ihtimalini vermiş olduğu sinirle de Anıl'a vurmaya başladım. İndir beni. Hem ben sana kızgınım. Ne bu laubalilik? Anıl tek kaşını kaldırıp yüzüne çapkın bir gülümseme yerleştirdi. Dudağıma minik bir öpücük kondurup konuşmaya başladı. Bir kere sevgiliye trip atılır ama küsülmez feminist sevgilim. İkincisi, ben sana hesap sormadım. Sadece benim de fikrimi alsaydın belki ben de seninle birlikte kalırdım diyecektim. Ama o öptüğüm dilin yüzünden bir türlü konuşamadım. Şaşkınlıktan açılan ağzım ve pörtleyen gözlerimle kim bilir nasıl gözüküyordum bilmiyordum ama şapşal gözüktüğüm kesindi. Kendimi doğrultup kaşlarım çatabildiğim kadar çattım ve konuşmaya başladım. Pardon canım, sen bana sordun mu seninle yaşayabilir miyim diye. Anıl beni sakince yere bırakıp doğruldu ve elinin biriyle saçlarımla oynamaya başladı ve soruma karşılık verdi. Sen bana sordun mu kalbimi ansızın çalarken? Konuyu değiştirme Anıl. Bak, ben bu zamana kadar tek başıma yaşayabildim. Bundan sonra da yaşarım. Evime misafir olarak gel, başımın üstünde yerim var. Ama daha ailelerimiz bile tanışmamışken böyle bir şey olmaz. Evli olmadan seninle aynı çatında altında yaşayamam. Anıl biraz bozulmuş gibi olsa da masanın üzerindeki laptopu alıp açma tuşuna bastı. Merakla ne yaptığını sorduğunda ise film izlemek istediğini söyledi. Sevinçle yerimde el çırptım. Korku filmi olsun ama. Eftelya, korku filmi izlemesen daha iyi olmaz mı? Zaten şu aralar iyi değilsin. Bir şey olmaz Anıl. Aç hadi izleyelim işte. Tamam, hadi gel bak konularına. Beğendiğini izleyelim. Anıl'ın omzuna başımı koymuş korku filmlerinin konularına bakıyordum. Siccin 3, Yürüme Aşk. Bunu izleyelim mi canım? Hayır, izledim ben bunu. Anıl derin bir nefes alıp filmlerin konusuna bakmaya devam etti. Azazil, Düğme ne dersin? Anıl, ben bu filmi de izledim. Hem de 3 defa. Bir daha izlemek istemiyorum. Anıl gözlerini devirerek arama motorundan filmlere bakmaya devam ediyordu ki gördüğüm bir filmi heyecanla gösterdim. Daha önce hiç izlememiştim. Konusu güzelse izleyebilirdik. Elcin. Özet ve detaylar. İstanbul'un sahil ilçesi Şile'de küçük bir kız kimliği belirsiz kişilerce kaçırılır. Olaylardan habersiz kendi halinde yaşayan 5 üniversiteli genç bir anda bu kızla ilgili garip olaylar yaşamaya başlarlar. Aniden beliren telepatik görüntüler, belirsiz fısıltılar, lanetli olaylar çevrelerini sarar. Kızla ve ailesiyle hiçbir ilgileri yokken neden bu görüntülerle karşılaştıklarını çözemezler. Kendi kendilerine bir çıkış yolu ararken gizemli kaçırılmanın ardındaki sırlar onları cinler alemine doğru sürükler. Ölüm ve hatta ondan daha korkunç olan acılar şimdi çok daha yakındır. Dabbe ve Semun filmlerinin yönetmeni Hasan Karacadağ'ın imza attığı son korku filmi olan Elcin, bu coğrafyanın en bilinen mistik olgularından olan cinler alemini beyaz perdeye taşıyor. Oyuncu kadrosunda ise Hulya Zenginer, Serdal Genç, Oğuzhan Yıldız, Hande Kaptan ve Alper Kadayıfçı gibi isimler yer alıyor. Bu filmi nedensizce izlemeyi çok istedim. Üniversiteli gençlerin yaşadıkları benim yaşadığım olaylara çok benziyordu.
Anıl filmi başlatıp laptopu masaya koydu. Kollarımı beline dolayıp başımı omzuna yasladım. Sevdiğim adamla film keyfi yapacaktım. Daha ne isterdim ki? Anıl da kollarını bana dolayıp çenesini başımın üzerine yerleştirdi. Tabii öncesinde başıma minik bir öpücük kondurdu. 1,5 saatin sonunda film bitmişti. Aklımda bir sürü soru işareti olsa da bunu Anıl'a belli etmeyecektim. Neredeyse saat 3'e geliyordu. Filmi izlemeye başlarken içimde bir sıkıntı vardı. Ama şimdi nedensizce daha da artmıştı. Göğsümün üzerinde bir baskı hissetmeye başladım. Eftelya, iyi misin? Anıl'ın sorusuyla başımı göğsünden kaldırıp kendisine baktığımda gördüklerimle dilim tutuldu. Bir sürü kuş üzerimize saldıracakmış gibi bize doğru uçuyordu. Ayağımda hissettiğim kıpırtıyla başımı aşağıya indirdiğimde ise gözlerim korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Elimden bile büyük bir sürü örümcek ve daha yüzlerce böcek üzerime doğru geliyordu. Büyük bir çığlık atıp kanepenin üzerine çıktım ve o andan itibaren hem böcekler hem kuşlar üzerime saldırmaya başladı. Nefesim sıkışıyorken çırpınışlarım hiçbir işe yaramıyordu. Kuşlar her yerimi gagalarken böcekler de kıyafetimden içeriye girip beni sokmaya başlamışlardı. Bedenimde tarif edilemez bir acı hüküm sürüyordu. Anıl'a baktığımda ise masanın üzerindeki meyve bıçağını eline almış kuşlara saplıyordu. Anıl, ne olur kurtar beni. Eftelya, dayan canım, kurtaracağım seni. Anıl'ın sözleriyle son gücümle dayanmaya çalıştım. Bir yandan kuşlar ve böceklerle savaşırken diğer yandan Allah'a sığınıp dua etmeye başladım. Ben dua ettikçe kuşlar ve böcekler daha da hırçınlaşıp canımı daha fazla acıtmaya başladılar. Felak, Nas ve Ayetel Kürsi dualarının ardı ardına okuyup besmele çekmeye başladım. Eftelya, yeter, dua okuma. Anıl'ın bağırmasıyla başımı ona doğru çevirdiğimde onu koltukta hareketsiz halde yatarken buldum. Aynı anda kuşlar ve böcekler balkondan uzaklaşmaya başladılar. İçim korku ve endişenin vermiş olduğu duygu karmaşasıyla doluyken koltukta dizlerimin üzerine oturup Anıl'ın yüzünü ellerimin arasına aldım. Gözyaşlarımın izin verdiği kadarıyla bembeyaz yüzünü görebiliyordum. Anıl, kalk ne olur, Anıl. Masada duran telefonum gözüme çarpınca hemen aldım ve Aksen'i aramaya koyuldum. Aksen, çabuk balkon kapısını aç, Anıl bayıldı, çabuk. Telefonu geri masaya fırlatıp Anıl'ı omuzlarından sarstım. Elimi yüzünde ve saçlarında gezdiriyordum. Hıçkıra hıçkıra ağladığım için boğazım çok acıyordu. Geldim Eftelya, ne oldu? Aksen'in sesiyle kendime gelip olan biteni hıçkırıklarımı duyurmaya çalışarak anlatmaya başladım. Aksen ise gözlerini bir yere dikmiş, hareket etmeden dik dik oraya bakıyordu. Merakla Aksen'in baktığı yere baktığımda onu gördüm. Hayatımı cehenneme çeviren ifrit şimdi karşımdaydı.